Pekala, belge ve kimliğinizle beni takip edin. En Tabii. öndeki sadece. Joshua Watkins. Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Belgeleri alabilir miyim? Tabii efendim. Şöyle buyurun. Kadir Yalınız doğru mu? Evet. Doğru efendim. Tamam. Gelebilir Şimdi memur şefi misin? Duvara Baçok'la doğru. beraber soyunma odasına gidebilirsin. Anlaşıldı efendim. Var mı başka bir emriniz? Hayır. Beni takip edin. Tüm Sadece teşkilata. üniformalı giyeceksin. Başka bir şeye gerek yok. Anlaşıldı çavuşum. Çavuşsunuz sanırım. Şefim Ha, anlaşıldı şefim. Sadece forma giysiydim. Tamam, bu doğru. Gel. Şu duvara geç, bekliyorsun. Polis Akademisi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk şef. Hoş bulduk şef. İnebilirsiniz. Arkadaşlar tek sıra gidelim isterseniz. Evet. Evet. Oktay seni şapkan. Evet, burada tek sıra gidelim. Beklemedeyiz. Takip edin beni. Çekelim. Evet. Santos Polis Akademisi'nin birinci dönemine hepiniz hoş geldiniz. Belki Hoş bulduk. aranızda tanışmayanlarımız vardır. Ben akademi şefi Martin Westby. Akademi döneminizin üçte birlik kısmına ben giriyorum. Yani muhatabınız benim. Öncelikle bugün teorik uygulamalı Ben evren ve diyorum ama benim pratik evren eğitimlerimiz demelerim olacak. El Rey'in olarak mı Bu anlaşılıyor? Evrenle El Rey'in arasında çok fark var be. olabildiğince iyi efor Yoksa göstermeniz chat'ten biri mi dedi? gerekiyor. Neyse şunu dinleyelim. Elinizden gelenin en iyisini yapmanızı bekliyoruz sizden. Lütfen eğitimlerde kendi aranızda konuşmayın. Akademi şeflerinin sözlerini kesinlikle bölmeyin. Bu en önemlisi. Elinizi kaldırmadan söz hakkı Devrem kesmeden dedim ya. kesinlikle konuşmayın. Konular bittiğinde size zaten söz hakkı tanınacak. Ara ara sorular soracak. Ne kadar takip edip etmediğinizi merak ediyoruz. Bunun dışında bu teorik eğitimlerden önce ve uygulamalı eğitimlerden önce bir kondisyon eğitiminiz olacak. Bu çok önemli. Bu kısma lütfen dikkat edin. İlk elemeler buralarda olabiliyor. Birazdan eğitimlere başlayacağız. Hepinize şimdiden başarılar Sesi bana da diliyorum. çok az geliyor Bu ya. eğitim süresi boyunca yaptığınız her davranıştan sorumlusunuz. Konuşmalarınızdan, sözlerinizden tutun davranışlarınıza kadar hepinizin elenmesi söz konusu olabilir. Bugün 12 kişi aldık stajyer memur olarak. Buradan bir kişi de geçebilir, iki kişi de geçebilir, hiçbiriniz de geçemeyebilir, hepiniz de geçebilir. Gerekirse akademi alımlarını tekrar açarız. Hiçbiriniz şu an memur adayı değilsiniz. Bir memur değilsiniz öncelikle. Bunun bilincinde olun. Hiçbirinizin şu an bir memur vasfı yok. Bunun bilincinde olun lütfen. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Anlaşıldı efendim. Anlaşıldı şef. Anlaşıldı şef. Anlaşıldı. Biraz bekleyeceğiz. Şu an otobüste olan birkaç kişi varmış. Onlar gelecek. Ardından polis akademisine bağlılık yemini edeceksiniz. Ve eğitimlere başlayacağız. Şimdi biraz ara veriyoruz. O arada siz de biraz dinlenin. Stresinizi atın. Devam edeceğiz. Ya arkadaşlar bu konuşma bizi germek için, tedirgin etmek için yapılmıyor. Bizi motive etmek için yapılıyor. Siz de olaya öyle bakın. Motive olun abi. Bunları da geçemiyorsak elenelim zaten. Bırakalım bu işi yani. Yaparız hepimiz ya. Şu an motive oldum Kadir. Motivasyon konuşması güzeldi. Benim Evet. en çok hoşuma giden şu tanklar oldu zaten. Bak o tanklar Bak M1 gidiyorum. Abrams çok sağlam tank onlar. Skorpiyon değil mi? Var. Kolluk kuvvetleri.
Evet millet sessizlik şimdi. Kardeşim küfür yasak ya. Bahsetmek istiyorum size. Bu çok önemli bir durum. Kendi aranızda da şu an artık konuşmayı kesin. Şu gözlükleri falan çıkartın artık. Podyumda falan değilsiniz. Manken de değilsiniz. Biraz kendinize gelin. Bir memur ciddiyetine kavrayın. Gözlükler diyorum, gözlükler. Pekala. Departman içi ilişki yasak. Yani bu ne demek oluyor? Kadın erkek ilişkilerine biraz dikkat ediyoruz. Bu sevgili olma durumlarına biraz son vereceksiniz. Özellikle departman içinde. Bunu istemiyoruz. Kesinlikle taviz vermiyoruz bu konuda. Bu konuda herhangi bir sivilden ya da çevreden bir duyum aldığımızda ilk uyarınızı alırsınız. Gerekirse ihraç edilirsiniz. Bu çok önemli bir durum. Lütfen bu konuya dikkat edin. Departman içerisindeki ilişkileriniz elbette çok yakın ve samimi olabilir. Sonuçta iş arkadaşlarısınız. Ama bunun bir sınırını korumanız gerekiyor. Bunun ilerisine geçmiyorsunuz. Direkt olarak atılma sebebidir. Bundan bahsedeyim. İkinci konu sivillere sertlik. Otoriter bir yapıda olmanız gerekiyor. Evet bir polis memuru olarak baskın tarafın sizin olmanız gerekiyor. Fakat kesinlikle saygısızlık yapamazsınız. Asla argo, küfür kullanamazsınız. Bu konuda tavrımız net. Hiçbir sivilden üstün değilsiniz. Hiçbir sivil sizden üstün değil. Sizin sivillere karşı bazı haklarınız var. Bazı sivil, yani diğer sivillerin de sizlere karşı hakları var. Realde polis memuruyum kardeşim. Bu hakları da size ileride açıklayacağız. Ama şimdilik durum bu. Kesinlikle argo ve küfür kullanmıyorsunuz. Ters konuşmuyorsunuz. Bir sivilin size karşı tavrından da net emin olmadan hiçbir şekilde uygulamaya geçmiyorsunuz. Bunlar çok önemli. Lobiye gelen bir sivil sizden yardım istediğinde kesinlikle tersleyip göndermiyorsunuz. Yani bir sivil sizden yardım istediğinde sizin elinizden bir şey gelmiyorsa bile bu zorunu not alıyorsunuz. Feroh, aleyküm selam. Yani bir üst kıdeminize gerekirse sizle ilgilenen amiriniz kimse ona yönlendiriyorsunuz kendinizi ya da sivili. O yani elinizden bir şey gelmiyorsa bile bu durumu mutlaka bir üstünüze taşıyın. Hiçbir sivili, hiç kimseyi bir sorunu varsa çözmeden bırakmıyoruz. Gerçekte anlaşıldı böyle mı? Öğretiyorlar tabi. Anlaşıldı. Yani vızıldıyor musunuz? Ben bir şey duymuyorum. Anlaşıldı şef. Anlaşıldı şefim. Umarım anlaşılmıştır. Pekala. Departmanımızın en büyük özelliklerinden biri, bundan sonrası için söylüyorum, gözaltı süreçlerinde çok dikkatli olmanız lazım. Yani departmana birini gözaltına aldığınızda, bir kişiyi hapse atmanız gerektiğinde mutlaka raporunu girmek zorundasınız. Yani biz bir kişiyi hapse attığımızda, bir kişinin gözaltına aldığımızda, tutuklama sürecine girdiği andan itibaren raporlama sürecinde detayını görmek zorundayız. Anlaşıldı mı? Yani bir kişiyi tutukladığımız zaman gerekçesini saatine kadar yazmanız gerekiyor. Biz olur da kişi haksız olduğunu düşünür ve supervisor'a geldiğinde neden tutuklandığını ya da tutuklanma sürecinin yanlış olduğunu söylediğinde bir avukatlık durumunuz olduğunda biz raporlamadan sizi savunabiliriz. Eğer ki raporunuz yoksa direkt olarak suçlu sayılırsınız. Bir kişiyi raporlamadan, sabıka kaydını girmeden bir kişiyi hapse atarsanız, gözaltına alırsanız bu direkt olarak suçtur. Çavuş. Temel konulardan bahsedildi. İstiyorsanız ben tekrar özet geçebiliriz. Tamamdır. Yeni gelenlerle de birlikte son kurallarımızı hızlıca özet geçiyorum. Departman içi ilişki durumu kesinlikle yasak. Yani evet kendi aranızda samimi olabilirsiniz. Ama bunun ilerisine geçmemesi için özen göstermeniz gerekiyor. İkinci olarak sivillere karşı asla argo küfür kullanmıyoruz. Taha neyi unutmuyoruz ya? Lobiye gelen herhangi bir sivili geri göndermiyoruz. Supervisor'ınız yoksa bile daha sonra geldiğinde ilgileniyorsunuz. Veya kendisiniz varsa bir supervisor'a iletiyorsunuz. Hareket ettik kardeşim, sağ olun uyarı için. Hiç kimsenin sorunu çözülmeden yollamıyorsunuz. Bu herhangi bir sorun olabilir. Hiç sorun değil.
elinizden geldiğince yardımcı olmak Sen anlayacaksın. Zorundasınız. Mix. Bu kadar. Neyi anlayacağım kardeşim? Diğer konu, raporlamalarınız mutlaka, bir kişiyi gözaltına atıyorsanız, tutuklama sürecindeyse mutlaka... Ya sizi unutursam boynum kopsun benim. Sabıka kaydını giriyorsunuz. Sabıka kaydı çok önemli. Olur da avukatlık bir durumunuz olursa mutlaka biz bu raporlardan tek tek bakmak zorundayız. Niye ya? Orient hoş geldin. Olur da avukatlık bir durumunuz olur. Mix, biz bir has tayfaya dönelim. Savcı gelir ve durumu incelemek ister. Bu yüzden raporlarınızı biz onlara teslim etmek zorundayız. Ve raporlamalarınızı girmediğiniz takdirde direkt olarak suçlu sayılırsınız. İsterseniz kişi %100 suçlu olsun, umurunuzda değil. Eğer ki raporlamanızı girmediyseniz kanıtlar geçersiz sayılır. Bu çok önemli. Onun dışında bazı kurallar var. Konular arasında sizlere belirtilecek. Şimdi yüksek bir sesle bağlılık yemini edeceğiz. Benim dediklerimi tekrarlayacaksınız. Yüksek bir sesle, yüksek ve gür bir sesle elinizi kalbinizin üstüne koyun. Hadi bakalım arkadaşlar, elinizi kalbinizin. Ben stajyer memur olarak Santos Polis Departmanı'nın tüm gerek ve sorumluluklarını yerine getireceğime sivillere karşı dürüst eşit ve tarafsız olacağıma Santos Hükümeti Ceza Kanunu'na ve departman iş tüzüğüne bağlı kalacağıma insan haklarına sadık olacağıma tüm kişiliğim ve vicdanım üzerine ant içerim. Santos Polis Akademisi'ne hoş geldiniz. Birinci dönem çaylakları. Şimdi birazdan kondisyon eğitiminiz olacak. Onun için biraz hazırlanın. 2 dakika mola. Ardından kondisyon eğitimlerine başlayacağız. Lütfen kendinizi hazırlayın. Biraz açma gelme hareketi yapın. Orada çavuş ve kol size şef ve kol size yardımcı olacak. Kalan kısmıyla ben ilgileneceğim. Şef, bir ısınma hareketleri yaptırır mısın? Tabii. Pekala millet, herkes için alt pozisyonuna geçsin. Hareketler. Hop, evet, hızlı olalım. Göt kaşıma, hop hop hop. Ulan! Güzel. Evet, hızlı, hızlı. Sınav. T/E/sınav. Olmuyor. Evet, sağ Spor. Ha, spordadır değil mi bu? Şınav. Güzel. Sen ne yapıyorsun? Duruşunu düzelt. Bir saniye, bir saniye. Yok. Ya onu da yapmazsın ya. Evet. 1, 2, 3. Kaç oldu bakalım? 0! 0! Devam, devam. 3. Evet, evet, devam. Reis, seni linç edeni yolla, bana aldırayım hepsini evinden. Hayırdır ya? Arkadaşlar, sıfır. O zaman Tuğkan'ı linç edenleri evinden aldırmamız yok mu ya? Sıfır, 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 sıfır. Devrem hoş geldin, Buğra. Sıfır. Devam, devam. Hadi millet, hadi millet, hadi millet. Buraya oturmaya yatmaya gelmediniz, iş yapacaksınız. Yorulan varsa eğitimi terk edebilir. Daha ısınmaya başladık. Ne yorulması şef? Başladık mı ki? Yoruldun gibi. Yo. Kadir. Yoruldunuz gibi. Kollarım bir titriyor. Har gibi. Katarina titremiyor, devam et. Şef, ne zaman başlayacağız şınav çekmeye? İşte böyle dinç. Evet, devam. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Güzel. Kaç oldu? Sıfır. 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 Yorulan varsa çıkabilir. Yorulan varsa çıkabilir. Otobüs orada. Otobüs orada. Yorulan varsa çıkabilir. Otobüs orada. Sen mi daha güçlüsün, ben mi yer çekimi? Başlamadan bırakabilirsiniz, bunu unutmayın.
Ter damlaları yerde olacak, ter damlaları. Şimdi mekik pozisyonuna geçin çabuk. Şınavı bırakın, mekik pozisyonu. Hızlı. Hadi 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 hadi. En sevdiğim mekik. Mekik. Yanmayı hissedeceksiniz, yanmayı. Hadi hadi hadi. Yorulan. Zorlanan varsa bilir. Hemen evine bırakabilirim. Hiç hadi birini yapın desin. Sır. Devam, devam, devam. Sıfır. Bu kondisyonu yapacaksınız ha? Gerçekten sıfır. Olmaz, daha az olmaz. Yol yakınken bırakabilirsiniz. Büyük annemizin evine gidin. Biz kurabiye güzel olur. Sıfır. Ne sıfırı, eksi mi? Sayan var mı? Yok şefim. Kendi terimi içerim ben, sıkıntı yok. Konuşma, içecek. Bire içmek kolay. Haydi hadi hadi, göbekleri eriteceğiz hadi. Bırakmak isteyen var mı? Son kez. O göbeği eriteceksin, evet. Hadi, devam, hadi, devam. Santos'a geri gitmek isteyen var mı? Santos'un canı cehenneme. Ben geri döneceğim ama polis memuru olarak. Pes etmek yok. Ne kadar istiyorsunuz bu polisliği görelim. Ne kadar istiyorsunuz. Biraz acı çekeceksiniz. Hadi hadi hadi. Çarpayım basayım. Tamam. Daha bu hiçbir şey. Hadi kalk hadi kalk. Sigara kullananlar, bira göbeği yapanlar ortaya çıkıyor. Bir terlemişsiniz ha? Terlemişsiniz ha? Şef yağmur yağdı, onun ıslaktı şef. Olabilir, olabilir, olabilir. Şef Backhold. Evet. Tamam, tek sıra halinde parkuru alalım. Parkuru tanıt istiyorsan. Herkes beni takip etsin, tek sırayla. Tek sıra, sırayı bozanı görmeyeceğim. Sırayı bozma, sırayı bozma. Güzel, beklemede kalın. Kronometre tutulacak. Düdük sesiyle çıkacaksınız sırayla. Hepinizin süresi hesaplanacak. Şimdiden başarılar. Tamam mıyız şef? Tamamız. Şimdi park tanıtımına geçeceğiz. Şöyle Şef Westfield'ı takip edin. O sizi yönlendirecek. Ben de parkuru anlatacağım. Bu taraftan tekli sıra haline. Öncelikle başlangıç yerleriniz, evet, az önce sıra olduğunuz yerler. Her iki kişi buradan atlayarak bu duvarı geçecek. Devam. Duvardan sonra bir engelimiz daha var. Bu duvarı geçecek. Akabinde koşmaya devam edecek. Buradan döneceğiz. Döndükten sonra bu direklerin üzerinden dengeli bir şekilde devam edeceksiniz. Akabinde sola geçen biri buradan dümdüz ilerleyecek. Burada kalansa, buraya geçense buradan zigzag yaparak devam edecek. Herkes yaklaşsın önce, yaklaşın. Unutmayın, bir kişi buradan düz ilerleyecek. Diğeri buradan zigzag yapacak. Zigzag yapmaya devam edecek. Akabinde her iki taraf burada zigzag yapmaya devam ediyor, koşarak tabii. Ardından buraya gelecek. Siz çıkmayın, çıkmayın. Sıralanın buraya. Yükseklik korkusu varsa buradan yürüyerek gidebilir. Akabinde buradan aşağıya atlayacaksınız. Nasıl yaparsınız, nasıl olur, bu size kalmış. Akabinde parkurunuz bitiyor. Parkuru anlamayan varsa tekrar bir gösterim yapacağım. Anlamayan var mı? Sonradan karıştıran olursa azarımı çeker, öyle söyleyeyim. Sıra soldan devam edecek. Arkadaşınız başladığı an çizgiye geçiyorsunuz. Şefinizin düdüğünü bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. Kronometreyi hazırlıyorum. Evet, evet, daha hızlı, evet.
Senden iyi polis diyorsun yani. Anladım kardeşim, tamam. Eyvallah. Şizom be. Aslan devrem. Ya hiç huyum değil de içimden bakın, geldi bunu bir kere yapacağım. Bakın arkadaşımız çıktı, sıranın solunda bulunan kişi. Direkt buraya gelecek ve sıralı hazır olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı şef. Güzel. Düdük sesiyle başlıyorsun. Hazır. Hadi hadi, buraya modellik yapmaya gelmedi. Evet, daha hızlı. Sakin ol. Sakin ol. Odaklan. Hazırsan hazır. Ellerini kaldır. Pekala. Şef hazır mısın? Hazırım. Düdük sesimle başlıyorsun. Hazır. Devam, devam. Çok güzel. Devam et. Evet. Daha hızlı olabilirsin. Daha hızlı ol. Daha hızlı ol. Daha hızlı. Daha hızlı. Çok yavaşsın. Bu yavaşlıkla sen nasıl zanlı kovalayacaksın ha? Evet, zigzağa devam. Zigzağa devam. Çok yavaşsın. Böyle olmaz. Devam, devam. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet, bitirmek hadi, üzeresin. Hadi, evet. Hadi, hadi. Ya, çok yavaşsın. Hadi be. Saniye. 37 rekor arka. Ulan polisiz be. Polisiz be. En hızlınız kimdi, merak ediyor musunuz? Yok çavuş, bunlar hiçbir şey merak etmiyor ya. Etmiyorlar herhalde. Fazla merak iyi değil, iyi değildir demişlerdir. Çavuş. Öyle mi demişler? Öyle dediler bize. Yanlış mı dediler? Doğru demişler. O zaman sen bir yat bakalım şınava. Yatayım. Bak düdük senin için çaldı. Yap bakalım. Ya Tuğkan, biz keyfimizden mi susuyoruz ya? Ya biz bilemedik biz de değil fazla mi? Fazla konuşana ödül var. Şizo, biz bilemedik konuşmayı. Biz burada hepimiz malız kardeşim. Siz de fazladan birkaç kelime etmek isterseniz şınav çekebilirsiniz. Yapaz var mı aranızda ya konuşmak isteyen? Yapalım. İsteyen var mı bakalım? Kalk ayağa, kalk. Emredersin çavuş.